Sevgili seyirciler, güzel ülkemi, cennet ülkemi sizin için gezip tozmaya devam ediyoruz. Bugün Gaziantep ili Oğuzeli ilçesindeyiz. İnşallah buradaki renkleri görüyorsunuz, renkleri, sesleri, güzellikleri sizle paylaşacağız. Çok keyifli anlar yaşayacağımızı umuyorum ve diliyorum. İnşallah siz de bizi izlerken ekranlarınız başında keyif alırsınız. Hoş geldiniz. Hoşluklar getirdiniz. Gezelim, tozalım. Gaziantep Oğuzeli'nde başlıyor. Ana gulu 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 gulu. Afo! 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 Afo dediğin zaman ne yapıyor? Gaziantep, Oğuz elindeyiz. Renklerin, seslerin, güzelliklerin peşindeyiz. Şirin nar tane tane, şirin nar tane tane. Gel güzel döne döne, gel güzel döne döne. Ayva gibi sarardık, ayva. Sevgili seyirciler, Oğuz elini gezip tozma devam ediyoruz. Nedir abi bu derenin adı? Bu derenin adı abi Sacır suyudur. Sacır suyu. Evet. Sacır suyunun üstündeyiz. Bana Mehmet Kök abi işaret ettiler. Niye işaret ettiler? Dediler ki buranın tarihini, tarihçesini en iyi Mehmet Bey bilir dediler. Biz Mehmet abiyle şurada buluştuk ama gençleri de görünce yanımıza çağırdım. Çünkü benim öğreneceklerim var ama onların da en azından belki öğrenmeye ihtiyacı var. İsim ne? Halil Yalçın'la. Kaçıncı sınıftasın? Lise. Lisedesin sen? Deniz Boşnak. Senin? 8. sınıf. Aferin, hadi bakalım. Buranın tarihi, gelin kaçmayın yanımdan. Yanıma gelin bir durun. Bunlar var ya, buranın tarihiyle ilgili bilginiz var mı? Yok. İşte olacak, şimdi olacak. Yanımda durun. Mehmet abi bize anlatacak. Mehmet abi, sizden ricam. Meslek ne abi? Devlet memuruyum efendim. Öyle mi? Maşallah. Evet, Allah yolunuzu açık etsin. Sağ olun. Mehmet abi, bize kısaca Oğuz Elin'in tarihinden bahsederseniz çok seviniriz. Buyurun. Sağ olun efendim. Şimdi efendim Mercidabık Harbi'nden sonra buralar Osmanlı toprağı olmuş. Oğuz'un dört boyu Avşar, Gızık, Beydili, Kargın sırasıyla buraya iskan ettirilmiş. Avşar... Ondan önce ama böyle bir şey vardı. Evet tabii yine de... 3000 yıl mesela tabii, doğrudur, geriye... Doğrudur. 3000 yıl tabii, geride tabii, yaşam izleri var. Tabii efendim. Yani Asurlular, Persliler, Bizanslılar... Hititliler yani ondan evvel de yine burada Türk izi vardır. Bu dört boy Avşarlar, Gızık boyu, Beydili ve Kargın boyu. Avşar burayı beğenmemiştir. Daz çöl olduğu için, çıplak olduğu için Sarız, Pınarbaşı ve dağlara çekilmiştir. Gızık, Halep'te yerleşik düzene gelmiş ve Halep Türkmenlerinin ana teşekkülünü yapmıştır. Burası bir Türkmen eli mi? Türkmen elidir. O isme dolayı, Türkmen isminden, Türkmen elinden dolayı Oğuz eli. Oğuz eli ismi oradan gelmiştir. Ama eski buranın bir köy adı var. Neydi? Doğrudur. Bu? Büyük Kızılhisar'dır eski köy adı. O da şuradan gelebilir muhtemelen. Baktım gelirken tarlalar hep kızıldı. Kırmızı doğrudur. Kırmızı ve o zamandaki mesela galeleri ve duvarlarının o kırmızı topraktan yapılmasından dolayı Büyük Kızılhisar ismi verilmiştir. Toprağının kızarıklığından dolayı daha sonra işte buraya gelen dört Oğuz boyuna izah eden... Bir saniye izin istiyorum. Tamam. Halil biliyor muydun bunları? Yok. İyi dinle o zaman. Bak arkadaşın kaçtı, ben farkındayım. Bu gençler var ya sevgili seyirciler, tarihle hiç ilgileri yok. Bunlar neyle ilgileri var? Sanal alemle. Boş buldular mı bilgisayarla uğraşsınlar. O yüzden bak tarih gibi bir abi bulduk Mehmet abi. Kulağını dört aç, iyi dinle, yakışıklı. Gel kaçma, ben seni tutmak için bayağı enerji sarf ediyorum. Evet son abi.
Abi işte bu dört Oğuz boyunun buraya iskeninden dolayı dediğim gibi Avşar burayı beğenmemiştir. Gızık Alep'te yerleşik düzene geçmiştir. Beydililer buranın yurt olmasını sağlamışlardır. Şimdi Karacadağ'dan Dutun Yayla Dağı'na kadar Beydili vardır ve Suriye topraklarında da vardır. Halep Türkmenlerinde ana teşekkülüdür. Burası kapıdır yani Horasan'dan kalkan Türkmenlerin Anadolu'dan sonra ikinci ayağı burası olduğu için buraya Oğuzeli ismi verilmiştir. Şu anda Oğuzeli'ne bağlı barak köylerinde yaşayanların birçoğu bu boya sahip insanlardır. Bir cennet köşesidir. Yani baraklar dediğimiz Türkmenler mi? Doğrudur. Oğuzeli'ne bağlı köylerin büyük kısmı Oğuzeli'ne bağlıdır köylerin. Ve burada yaşarlar. İşte burası bir yeşil bir cennet yurt köşesidir. Bırakıp gidenler nur içinde yatsınlar. Mehmet abi ya ağzın bal yesin ya. Sağ ol, teşekkür ederim. Vallahi çok güzel anlattın. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, burası tabii demin de söyledik 3000 yıllık yaşam izlerinin olduğu bir yerleşim. Son dönemi Mehmet abi özetlemeye çalıştı. Gezip tozacağız. Çok işimiz var. Mehmet abiyi de yolundan alıkoymayalım. Köprü başında Mehmet abiyi uğurlayacağız. Sonra bakacağız ne çıkarsa bahtımıza. Teşekkür abi, Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Rastgele bilgilendik. Sağolun. Telefon kadar yakınım. Sağ ol. Allah razı olsun. Efendim gezip tozuyoruz. Oğuz elindeyiz. Halil, durumun nasıl? İyi. İyi oldu değil mi? Tamam, peki. Hadi bakalım. Sevgili seyirciler, koşmaya devam ediyoruz. Nereye doğru koşuyoruz? Tilbaşar Kalesi'ne. Kale yığma bir kale. Kaleyi şimdi gösteriyorum size. Bakın Süleyman, bak. Nananan. Evet, Tilbaşar Köyü'nde. Hemen yanından geçeceğiz. Kaleyi de bakalım ne göreceğiz, ben de merak ediyorum. Sevgili seyirciler, güneşi sizin için elimde tutuyorum. Yanıyor elim aman Allah'ım. Ama akşamüstü senin bir şey oluyor. Sevgili seyirciler, kale göründü. Kale? Kale göründü ama bir yığından başka bir şey görünmedi. Bakalım. Ama yığma kale ya. Teselli buluyorum ben. Başka bir şey beklemiyordum zaten. Yığma kale de böyle olur. Efendim nihayet kale göründü dedik biraz önce ve kalenin yanı başına da geldik. Kalenin hemen yanında da bir futbol sahası var. O da selden nasibini almış geçtiğimiz günlerde olan. İleride bir dolanacağız, bir tur atacağız. Tilbaşar Kalesi'nin bir yığma kale. 10. kez söylüyorum galiba. Buyurun efendim. Sevgili seyirciler, Oğuz elinden aşağı yukarı 12 kilometre yol yaptık. Gündoğan köyüne geldik, köyü geçtik ve kaleye geldik. Kale gördüğünüz gibi surlar vesaire yok, bir höyük. Ama tarihi milattan önce 3000'li yıllara dayanıyor. Çok sayıda medeniyet burada yaşamış ve bu izleri yapılan arkeolojik kazılarla tespit etmişler. Görüyoruz, hala da çalışmalar devam ediyor. Görüyorsunuz arkamızda da çalışmanın izi var. Zaten daha önce de söz etmiştim, bölgede yani Oğuzeli bölgesinde yaşamın izleri milattan önce 3000'li yıllara kadar gidiyor. Çoban abi talimatları verdi, keçiler, koyunlar, her şey tek tek geçti. Ondan sonra talimatlarını dinliyorlar yani. Ne haber, nasılsın? İyilik valla. İyi misin? İyilik valla. Ya buradan bir bağırıyorsun, koyunlar ne dersen yapıyor, keçiler ne dersen yapıyor. Yapıyor. Ne diyorsun? Afadik. Afadik. Afo dediğin zaman ne yapıyor? Geri. Burada dur deyince durur mu? Ha, durur ya. Vallahi. Vallahi durur. Duyar mı senin sesini buradan? Duyuyor ya. Bir bağır bakayım bir. Afo. Bir daha bağır. Afo. Adın ne? Kazım. Kaç yıllık çobansın? Daha 3 ay oldu ya. Taze çobansın. Ha. Önceden ne iş yapıyordun?
Hurdacıydım önce. Hurdacıydın. Bence bu daha iyi bir iş. Ha, bu işte abi, dağda bayırda geziyorsun, güzel temiz hava alıyorsun değil mi? Doğru söylüyorsun. Kaç tane koyun var, keçi var? İşte toplam 200 falan var. Köyün mü bu, senin mi? Köyün köyü. Ben çobanım. Sen çoban tutuyorsun. Ben çobanım. Köylü senin maaşını ödüyor. Arapça. Laf aramızda, kimsenin haberi yok. Kaç para abi maaş? 800. 800. Yani çok fazla olsaydı ben de seninle beraber koyun gütmeye gelecektim ama beni kurtarmaz şimdi yani. Ben biraz daha fazla kazanıyorum, söylemeseydim. Kimse duymasın yani. İyi, Allah sağlık versin. Baş geç. Mutlusun değil mi? Allah'a şükür. İyi, ne güzel. Türkü mürkü de söylüyor musun koyunlarla beraber? Yok. Vallahi. Söylemiyor. Abi koyunlar, şimdi sahipleri gelip alacak mı koyunları? O sahibi işte gelecek tabii sahibi. Paylaşacaklar herkes. Ha. Koyun kendi gideceği yeri biliyor mu? Biliyor, evini bilir. Evini bilir. Ha, bilir. Ayrılır gider. Ha, gider. Sekizi o tarafa, beşi bu tarafa. Ha. Kaç tane ailenin koyunu var burada? Dört beş evin. Tamam abi, seni işinden etmeyelim, koş git işine. Hadi Allah aşkına. İsim neydi? Kazım. Kazımcığım, teşekkür ederiz. Hadi güle güle abi. Turnan uçurdum da vuruş gelindenim, aman turnayım uçurdum da gene benden vuruş gelinden, Tisevet gölünde de gene battı mı dersin nenni nenni. Amanım bir gümanım kaldı da gene yıkılasın zambur köyünden, zambur köyünden, köyünden. Amanın şibip de telinden ne gene attı mı dersin nenni nenni. Yazısı karam nenni 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 nenni. Neneyle de gene baktı karam neneyle 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 neneyle. Amanın çık Suriye dağlarının başına bize geleyle, aman 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 aman. Yazısı karam. Amanın hudut var uğrunda da geçmen orayı. Amanın hudut var uğrunda da gene baktı karam geçmen orayı. Amanın avcılar arıyor da gene baktı karayı, baktı karayı. Amanı şu eyne deve hüyük, hele bir de şu zugarayım, şu zugarayım.
Amanı bu üçgeni de gene şavkın tuttu mu dersin nene nene. Yazısı karam nene 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 ay. Vay vay vay. Hele neneyle neneyle de gene baktı karam neneyle. Yazısı karam neneyle neneyle. Amanın çık Suriye dağlarının başına. Bize gel eylen aman aman. Aman aman aman. Ben nasıl edim ay ay. Sevgili seyirciler, Gaziantep Oğuz elinde gezip tozmaya devam ediyoruz. Yolumuzu Uruş'a düşürdük. Yeni adıyla neydi? Dokuz Yol. Dokuz Yol köyüne düşürdük. Düşürmekle yetmedi. Şansımız yaver gitti. Görüyorsunuz kardeşlerim çok güzel kostümler içinde. Üstelik de işini iyi bilen iki tane misafirimiz var. Önce hemen yanı başımdaki abiyi size tanıtmak istiyorum. Çünkü bizim sinema filmlerinde orada burada defalarca dinlediğimiz ama efsanesini dinlediğimiz Ezo Gelin'in gerçek hikayesini bizle paylaşacaklar. Abi lütfen buyurun kendinizi tanıtın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben Uruş Dokuzyor Köyü'nden Halaf İşbilir. Halaf İşbilir abi anlatacak. Benim annem ismi Bağdat. 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 Ezo Gelin'in arkadaşı ve öteden de akraba geldiler. Akraba güzel. Özögel'in hayatını anam kadarı bilen yoktu. Çünkü biz komşuyduk. Kendileri buradaydı. Bizim evimiz de bu tarafta. Evet. Biz komşu olduğumuz için anam bunu daha iyi bilirdi. Özögel'in mazilerini. Özür dilerim. Bu arada biz neredeyiz? Özögel'in anıt mezarının yanı başındayız. Yani hemen yanı başında anlatıyoruz hikayesini. Buyurun. Özögel'in doğum yeri burası. Özögel'in kardeşi Zeynal Dede vardı. Evet. Zeynal Dede bizim burada değişik derler. Evet. Zeynal Dede... Değişik nedir mesela, biliyor musun değişik ne olduğunu? Ben tahminimi söyleyeyim. Berdel gibi bir şey. Heh, berdel gibi. O bacısını ona verir, o bacısını ona verir. Ha. Tamam. O zaman Zeynal Dede Şido Hasan, Şido Hanifi'nin halası vardı. Kazik. Ondan değişik ettiler. Dediler ki ne sen benim üzerime bir şey söyle ne ben senin bir şey söyleyeyim. Şido Hanifi ilk kocası. İlk kocası. Hah. Bunu biraz karışık anlattın bak laf aramızda yani. Biraz iş karışık anlattığın için. Şu da Hanefi ilk kocası. Ondan sonra evlilik bozuluyor. Berdel meselesinden daha doğrusu değişik deniyor bu yörede. Bozulunca kız eve geri dönüyor. Döndükten sonra tekrar evleniyor. Aradan epey bir zaman geçiyor 8-9 yıl kadar. Suriye bu sefer Suriye'ye gelin gidiyor. Yine sistem aynı sistem. Yine değişik yapılıp gidiyor. Ama orada da verem oluyor. Öyle mi? Doğru evet, mu söylüyorum? Evet, evet. Verem oluyor. Yani tüberküloz hastalığına yakalanıyor. Hiç olmasa burayı da çok özlüyor. Ben diyor hiç olmasa gideyim memleketimde mezarım olsun diyor. Ama o da kolay olmuyor. Elbisesi geliyor. Doğru mu? Doğru. Ondan sonra onun üstüne ağıtlar yakılıyor. Türküler yakılıyor. Ve sonuçta da 1999 yılında mezar buraya geliyor. Cenazesi geldikten sonra mezar. Görmesi için değil mi? Yüksek bir yere gömülmesini istiyor yani. Evet. 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 Suyun tepesine kıvın. Ne demiş anne? Demiş. Ne demiş annem? Beni demiş Türkiye'nin kokusu gelsin. Bol suyun tepesine kıvın demiş Türkiye'nin kokusu gelsin bana demiş. Evet evet anladım. Suriye'de boz yüyükte. Yani mezarı oradaymış. Buraya mezarı gelemedim. Oradamış. Hiç olmasa yüksek bir yerde olsun annem onu söylüyor. He. Şimdi mezarı görmeye gelenler oluyor mu buraya? He, çok geliyorlar. Çok güzel. Siz buralısınız köyde. Misiniz yok, değilsiniz? Gelinim misafir. Siz buradasınız köydesiniz. Gelip giden oluyor. Hocam ne haber, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür İsim ederiz. İsim neydi, bir tanıtırsanız Yılmaz kendiniz. Kılınç.
Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları Bölüm Başkanlığı yapıyorum. Ne güzel maşallah. Amaç olarak da bu kültürümüzü araştırmak, bilimsel olarak araştırmanın başında bulunuyoruz. Tamam. Gaziantep'te özellikle Barap bölgesinin kültür merkezlerinden bir tanesi Uruş Yolu. Uruş Köyü ve burada sadece bu civarda birçok gelin var. Döne gelin var, Haco gelin var, bütün böyle şeyler var. Bunların için en meşhuru, en Türkiye'de tanınmışı Ezo gelin. Üzerine yazılmış, çizilmiş bir sürü yayınlar var. Birçok üniversitelerde tez konusu olmuş, filmlere konu olmuş, türkülere konu olmuş. Tabii bunun en meşhur yapanların bir tanesi de türkü özelliğinin olması. Evet. Yani hikayedeki türkü özelliğinin olması. Tabii. Gönül Ölmeğini söyledi. Evet. Şutlu Hanefi'nin kocasının yani onun söylediği türküler. Onun şeyini Bahtı Karam olarak geçiyor zaten evet. Ezo gelin. Sonra Ezogen üzerine yapılan birçok türkülerde bu türkülerin yerel sanatçıların çok büyük katkısı var bunun evet. gelişmesinde. Barak değil mi söyledin? Tabii Barak ağzıyla söylenen bir tavır. Çünkü burada zaten Barak'ın merkezindeyiz şu an. Merkezindeyiz şu an. Barak'ın merkezindeyiz yani. Evet. Aman Ezogen benim olsaydın da seni vermezdim feleğe, feleğe. Valan Osmanlı'ya başın uçun, hele çekme beni dileğe. Valan anan huriden ezom, sen benzersin meleğen. Ne leyle, ne leyle, baktı karam, ne leyle, ne leyle, ne leyle. Bala çıkışı Suriye dağlarının başına dağın, orada Nuruş Kevle, ne leyle, ne leyle uyuyun. Amanın aman, canımsın Ezom uyuyun. Ya, 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 ya. Aman azı gelin, çık şu Suriye dağlarına başına, uyan ey başına. Vala güneş vursun kemerine, kaşına. Başına valla bizi kınayanların gelsin başına. Ne leyle, ne leyle, baktı karam, ne leyle, ne leyle, ne leyle. Valla çık şu Suriye dağlarının başına dağın, oradan bana geleyle, geleyle uyuyun. Aman Ezom, canım Ezom uyuyun. Ya, ya, ya. Veda alkış. Ömer abi teşekkür ediyoruz. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Sağ olun, var olun.
köyleri geziyorum, ekibimi yaptım. Arkadaşlarımı tanıştıracağım şimdi. İsim ne? Müberra. Müberra senin? Gülay. Senin? Nuri. Nuri senin abi? Mehmet. Bu genç arkadaşımız. Biraz biz yaşça büyüğüz ondan ama olsun. Sen? Abdülsamet. Sen? Muhammed. Muhammed. Buranın, bu köyün adı ne müfettiş? Çaybaşı. Çaybaşı. Çaybaşı köyündeyiz. Oğuz eline bağlı değil mi? Evet. Güzel. Burada bir cami varmış, doğru mudur? Evet. Kaç yıllık cami biliyor musun abi? 1320 olması lazım. Evet, evet öyle dediler yani bayağı eski bir cami deyince hadi dedi, köyün içinden geçerken bir cami görelim dedik. Ekip arkadaşlarımla beraber şimdi camiyi gezmeye gidiyoruz sevgili seyirciler. Şurayı bulmuşken böyle biraz konuşsak ekip arkadaşlarım. Kaçıncı sınıftasın? Beşinci sınıf. Beştesin. Işığımız güzel mi abi? Yakışıklı çıkıyor muyuz? Sen kaçıncı sınıftasın? Aynen. Sen? Yedi. Yedi. Sen kaçın sınıftasın abi? Ben okulu çoktan bitirdim. Çoktan bitirdim. Takılıyoruz. Ne iş yaparsın? Ben santralda güvenlikçiyim. Güzel. Yani. Çiftçilik falan yok mu? Var. Çiftçilik. Şeyde oldu mu? Çiftçilik evet, olur. Evet. Sen de öğrencisin. Kaçtasın? Yediye yedi. Sen? Bir. Birdesin. Aferin. Adın ne? Gel yanıma bakayım sen böyle. Yanıma gel buraya. Arada kaybolma. Boyun küçük. Şimdi bak çocuklar. Yani ileride farklı meslek gruplarında inşallah meslek sahibi olacaksınız. Mesela ne olmak istiyorsun? Gezi rehberi. Gezi rehberi. Oho! Sen var ya tam bizim gezelim tozalım mukadder de adın değil mi? Müberra. Nasıl uydurdun ya? Ben müziri tutturmuşum. Müberra. Biz gezit programı yapıyoruz. Sen de turistleri gezdireceksin öyle mi? Evet. Hadi inşallah bakalım gönlüne göre olsun. Turistleri gezdirirken avukat olduğun zaman, öğretmen olduğun zaman, turistleri gezdirirken ya da bir yerde yönetici olduğun zaman hangi işi yaparsan yap iyi konuşmak gerekiyor tamam mı? İyi konuşmak için de biz mesela tiyatrocular ne yapıyoruz? Tekerlemeler var onu söylüyoruz. Şimdi köyde şimdi arkadaşlarımla buradan böyle bir tekerleme soracağız. Söyleyeceğiz beraber tamam mı? Gel yanıma böyle de bakayım 5 hastas kayısı hoşafı. 5 hastas. Hastas. Kayısı. Kayısı. Hoşafı. Hoşafı. Güzel sizin burada hoşaf yapılır mı? Hoşafın ne olduğunu biliyor musun? Komposta var ya hani böyle meyvelerden mesela diyelim ki üzümden yapılıyor içiliyor ya hani. Tamam, siz ne diyorsunuz ona? Hoşaf biz de diyoruz. Hoşaf diyorsunuz, hoşaf. Tamam. Müberra, doğru mu? Evet. Bu sefer doğru söyledim. 5 hastas kayısı hoşafı. 5 hastas kayısı hoşafı. Süper, söyle. 5 hastas kayısı hoşafı. Süper. 5 hastas kayısı hoşafı. 5 hastas kayısı hoşafı. 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 Aferin oğlum ha. Başın söyleyemeyecek görüyor musun bak. Yaşı tutmuyor. 5 hastas kayısı hoşafı. Sen güle dur bak. Söyle sen. 5 hastas. 5 hastas kayısı hasta. Hoşafı. Hoşafı tamam peki. Sizin köyde bazlama yapılır mı? Yapılır hocam. Bazlamalanamadık. Bazlamamadık. Bazlamalanamadık. Bazlanamadık. Bazlamalanamadık. Bazlanamadık. Bazlama. Bazlama. Lanamadık. Lanamadık. Şimdi ikisi beraber bazlamalanamadık. Bazlamalanamadık. Baz. Baz. La. La. Ma. Ma. La. La. Na. Na. Madık. Madık. Bazlamalanamadık. Bazlanamadık. Ah canım benim. Fazla yormuyorum çocukları. Böyle bir hoşluk olsun diye yaptık. Onlara biraz takıldım. Bizim esas maksadımız neydi? Camiye gidiyoruz. Caminin adı var mı Müberra? Yok. İsimsiz cami mi? Evet. Niye köy camisidir bunun adı? Şimdi Müberra gezi rehberi olmak istiyormuş. Dolayısıyla şimdi önce bizim rehberliğimiz yapıyor. Hadi bizi camiye doğru götürüyorsun. Hep beraber gidiyoruz. Hadi bakalım. Öyle mi? İmamın kızı mı? Tamam gelin bakalım. Ama imamdan önce kızını konuşturduk sevgili seyirciler. Kızın bilmedikleri imam bilmiyorsa yandı. Hoş bulduk. Aleyküm selam selamun aleyküm. Hoş bulduk hadi bakalım. Şimdi Müberra bize dedi ki ben dedi ileride büyüyünce dedi gezi rehberi olacağım dedi. Evet. Sizin de kızınızmış şimdi. Evet. İki satır arasında işi çözdük. Ben dedim ki o zaman bize önce bir camiyi gezdir. Caminin adı yok dedi. Ben de köy camisidir muhtemelen dedim. Hakikaten bir caminin adı var mı? Hemen görüyorum. Çaybaşı köy camisiymiş doğru. Hani olur ya bazen bilmem ne Gazi Camii falan öyle şeyler olur ya. Peki camiye bir göz atalım buraya gelmişken. Taşa bayılıyorum biliyorsunuz sevgili seyirciler. Bu da kesme taş.
Doğru mu hocam? Eski çay. Eski kaç yıllık cami bu cami? 197 senelik falan. 197 senelik. Şöyle bir göz atalım, sonrasına bakacağız. Hadi gelin bakalım çocuklar. Sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi minik, şirin, güzel bir köy cami. Demin de söyledim, taş malzemeyi seviyorum. Tavanları ahşap. Üstelik de 1800 kaçtı hocam? 1818. 1818'de yapılmış. 1818 orada var. 82, 100... 97 falan. Vay vay vay. Bayağı bir, bayağı bir eski cami. Var mı Antep'in köylerinde böyle sıkça rastlıyor muyuz bu tür camileri? Yok. Ya da Oğuz Elin'in köyleri? İlk yapılan köyler içerisinde ilk yapılan camilerden bir tanesi. Camilerden yani eski ve kalıcı olan. Evet. Güzel vallahi, ne güzel. Cemaat var mı cemaat? Cemaat de var, evet. Kaç haneli bir köy burası? Burası 60-70 hanelik bir köydür. Doğrudur. Bazen köylerde cemaat maalesef çok olması lazım ya. Tarlada çiftli çubuk da oluyor insanlar. Evet, doğrudur. Olamıyor biliyorlar. O zaman bir başına kılarsın namazı. Allah kabul etsin. Bir girelim şöyle köyü bir göz atalım. Sonra yola devam edeceğiz. Arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum ama bir beraber çıkalım. Belli mi olur? Başka belki bir şeyler görürüz köyde. Tamam. Hadi bir çıkalım. Gelin bakalım. Hocam teşekkür ederiz. Kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi? 24. sene. Maşallah. Maşallah. Yani biliyorsunuz yani her işten emeklilik var ama ibadetten emeklilik yok. Buyurun. Vay, köyde hayat devam ediyor. Evet. Merhaba. Merhaba. Kim abi kim? Öğretmen. Oo. Evet. Hocam merhaba. Biz, nasılsınız, isim ne? Biz Serhat Şahin. Öğretmen misiniz? Evet, öğretmenim. Hemen hoca oradan fısıldadı. Şöyle yüzümüzün, manzaramızın güzel olacağı bir yere doğru hocayı götürelim. Evet. Efendim ben de köyde okumuş, 9 yaşına kadar köyde okumuş bir kişi olarak 9 yaşıma kadar. Evet. Ankara'nın Tepeyurt köyünde ben de ilkokul oralarda okudum hocam. Gelin bakalım gençler bakalım. Gelin şöyle aramızda olacağım. Bunlar sizin öğrencileriniz mi? Ya bu hepsi benim öğrenciler değil ama. Öyle mi? Müberra gel bakayım bu tarafa biraz. Şöyle. Müberra Nifa'dan seni alacağım. Sevgili seyirciler, ekibi yaptık görüyorsunuz. Köyümüzün öğretmeni, ismini demiştiniz hocam. Serhat Şahin. Serhat Şahin Bey. Ondan sonra köyün imamı. Bak. Köyün imamıyla Mahmut abi değil mi? Evet. Mahmut Bey. Serhat Bey. Köyün öğretmeniyle imamı bizim zamanımızda çok önemliydi. Evet, şimdi hala evet, öyle mi? Evet, aynı şekilde. Yani köydeki bütün operasyonları, yani operasyondan kastettiğim ne, iyi şeylere, güzel şeylere, hayırlı şeylere öğretmenler vesile olabilir. Canları isterse, istemese de olmazlar. Köyde çocuklarla beraber hep birlikteyiz. Akşamları birlikteyiz, gündüzleri birlikteyiz. Yani açıkçası çocuklarla iç içeyiz. Şimdi biz onların mesela her türlü sorunlarını, dertlerini açık bir şekilde onlar hani onların seviyesine inerek çok güzel onlarla bu duyguları paylaşıyoruz. Peki yani sizin köy yaşamınız oldu mu hiç? Köy yaşamı oldu. Açıkçası ben nerelisin? Aydınlıyım. Hı-hı. Aydınlıyım. Aydın'ın Bozdoğan ilçesinin bir köyündeyim. Ha, Bozdoğan. Evet. Ödemiş onun için Bozdoğan mı? Değil. Aydın Bozdoğan ilçe. Ona... Ha, Aydın doğru evet, demiş Aydın. İzmir'e bağlı. Pardon. İzmir'e bağlı. Doğru doğru. Doğru. İşte aynı şekilde ben de köy yaşamını biliyorum. Tamam, ve onun için çocuklarla buradayız. İletişim kurman çok önemli. Aynen. Aynen. Pek bir sıkıntı güzel da yaşamadım yani. Serhat hocam Allah yolunu açık etsin. Sağ olun. Daha taze öğretmensin. Evet, evet. Bir yıllık öğretmensin. Allah ömür versin uzun uzun öğrencilerine inşallah. Senin güzel çok, anılarını. Çok teşekkürler. Bir gün yine karşılaşalım. Evet, bize anlat. İnşallah. Çocuklara da iyi şans diliyoruz. Onlar da hayatta ne istiyorlarsa umduklarından çoğunu bulsunlar inşallah. Efendim biz de gezip tozduğumuz yerlerde umuyorum umduğumuzdan çoğunu bulacağız. Hadi buyurun gezip tozmaya devam ediyoruz. Sevgili seyirciler, aslında biz Serhat Hoca ile el sallaştık, ayrıldık falan ama sonuçta anladık ki Çaybaşı mıydı köyün adı? Hayır. Çaybaşı köyünün civarında da doğal güzellikler var. Serhat Hoca dedi ki Gafur abi şöyle bir tur atalım beraber dedi.
Ben de hocayı kırar mıyım? Geldik şimdi beraber bir tur atacağız. Çaybaşı köyünün yanı başındayız. Oğuz elinde. Ohohoho! Gel oğlum gel bakalım gel. Var ya hurmalar murmalar. Yemin, nereye gidiyorsun hayırdır oğlum? Gel bakayım gel. Hurma kırıyorduk ya. Ne yapıyorsun? Aşağıda hurma kırıyorduk ya. Hurma kırıyorsunuz. Evet. Şimdi dur kırma. Bu şimdi ne olmuş mu? Bunlar olmuş evet. Bunları biz tamam, düzeriz hala göndeririz böyle. Ha, düzeriz derken evet. Kasaya mı düzüyorsunuz? Evet kasaya düzüyoruz hala tamam, gönderiyoruz. Bir dakika dur şimdi. Bu yenilecek halde değil mi şimdi sence? Evet yenilecek halde. Aşağıda çoğu mu var? Daha çoğu mu var? Ağaçlarını topluyoruz zaten daha. Ha, tövbe estağfurullah ya. Yani vallahi biraz obur oldum belki kusura bakmayın. Serhat hocam ne yapalım? Evet. Yani doğadan bir şey görünce yani dayanamıyoruz doğal, değil mi? En azından size yemek düşer artık. Afiyet olsun. Sen onu arabanın oraya mı bırakacaksın? Orada bir araba gördüm köşede. Gel bizle git sonra bırakırsın. Gel bir aşağıya götür bizi. Gel bakalım. Şimdi burada siz buna ne diyorsunuz? Hurma mı diyorsunuz? Direkt hurma. Başka bir adı yok. Hurma tamam. Bazı yerde Trabzon'da olunca Trabzon hurması diyorlar. Evet öyle bak farklı cinsiyetler de var ya ama öyle bizlikler sadece hurma derler. Trabzon hurması falan değil. Direkt? Evet yalnız hurma. Hurma. Evet. Sen kaçıncı sınıftasın? 8. sınıfa gidiyorum. Evet. Serhat Hoca ile tanışıyorsun? Evet hocam benim. Tamam. Sınıf hocam olması da en yakın tanıdığım hocalarımla. Hocam bu Sacır Deresi değil mi bu dere? Evet Sacır Deresi. Ya şimdi açıkçası biraz içim acıdı hem ortamı görünce hem çiftçi için sıkıntılı bir durum. Hem de bir şey var yani beni en çok sıkan işlerden bir tanesi. Şimdi hem bu taraftan görüyorum dereyi hem buradan görüyorum. Ben Anadolu'yu geziyorum. Dağ, dere, tepe bir yerde bu dereler çok berrak ve güzel akıyor. Ama buradaki gördüğüm resim söylemek zorundayım hiç kimse kusura bakmasın. Böyle sarı, gri, tatsız bir renk akıyor. Köpüklü akıyor. Yani bu doğal bir köpürme de değil. Muhtemelen bir atık köpüğü doğru mudur? Galiba büyük bir ihtimalle. Tam benim de bu konuda bir bilgim yok. Ama biraz aynen. Hasan sizin burun suyu biraz kötü akıyor oğlum. Sen köylü olduğun için bilebilirsin belki. Kirli mi bu su? Evet kirli. Eskiden burası temizmiş. Yani bizim büyüklerimizin anlattığına göre. Ama zamanla böyle yani Antep'in, Oğuzeli'nin böyle biraz kirli atıkları suyu pisletmiş. Evet. Yani görüyorsunuz çocuklarımıza biz iyi şeyler bırakmak durumundayız ama giderek kirletiyoruz. Ya valla dilim el vermiyor da ben şimdi mesela şöyle bir şey yapıyorum biliyor musun bazen hocam? Yani bunun sizle alakası yok. Hiç kimse de bu konuda alınganlık göstermesin. Hatta iyi şey yaptığımızı düşünüyorum. Hatta yöneticilerin işlerini kolaylaştırdığımızı düşünüyorum. Ne yapıyorum? Şöyle bir şey yapıyorum. Diyorum ki ya bu kadar şahane, güzel, cennet gibi bir yeri. Mekan nereyse bu. Antalya'da olabilir, Erzurum'da olabilir, Edirne'de olabilir, İğneada'da olabilir, Ölüdeniz'in kenarında olabilir. Oraları kirletenlere ne diyorum biliyor musun? Kim kirlettiyse. Yani buna sebep olan kim varsa... Yuh! Diyorum. Hak etmiyorlar mı abi? Hak ediyorlar. Sen de kirletirsen sana da yük çekerim. Burası evet, aslında tamam. Antep'in en yeşil yerlerinden bir yeri. Evet. Ama işte bu kirliliği görünce vallahi Antep insanın aynen üzülesi geliyor. Yazık olmuş evet. Doğru. Evet. Buradaki bahçeler de mesela şu anda selden etkilenmiş. Nar ağaçlarının yıkıldığını görüyoruz. Evet, evet. Çiftçilerimiz bu durumda yine mağdur durumdalar. Şimdi var ya şimdi bir de şey kısmını düşünüyorum ya ben çocuk olsam mesela bunların yaşında bu dere güzel temiz aksa buraya girsem yürüsem öyle mi? Evet. Ondan sonra burada yüzsem. Evet. Yazım... Hayal kuruyoruz ya temiz olsa yüzse böyle yazın. Ha, hayal kuruyor ama giremiyorsun. Evet. Yani bu çocuğun bu keyfine engel olanlara artık söyleyeceğimi söyledim daha bir şey demiyorum. Hadi gidelim bakalım. Geçminde yaşı belalı mama. Sevgili seyirciler hemen Serhat hocam şöyle zıplamak istiyorum bu tarafa doğru. Yeşilliği görünce dayanamadım. Mısır var mısır. Tabii doğrusu bu kadar gezip tozuyorum. Köyle ilgili bilgim var ama yani sanki mısırın mevsimi bitti gibi ama. Gel bakalım Hasan yanıma sen köylüsün. Bunlar kış mısırı diyor. Bir dakika dön bu tarafa gel bu tarafa gel bu tarafa gel. Şimdi Hasan'cığım normalde benim bildiğim mısır mevsimi bitti. Evet. Nedir bu iş?
Biz bunları mesela sonbahara yakın, ilkbahara yakın dikeriz. Yani hep bu mevsimde olur. Buna biz kış tarısı deriz, yani kış mısırı deriz. Ha, kış mısırı diyorsunuz. Evet, evet. Yani bunu ne yapıyorsunuz? Sadece siz mi yiyorsunuz yoksa hayvanlara falan da yediriyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Bu tanelerini biz alıyoruz zaten, buna sılaç yapıyoruz. Sılaç çekiyoruz. Nedir evet. Sılaç ne abi? Hayvanlara bunun için ufalmış hali. Ya var ya bu Hasan Derya ya, bir dakika gel bakayım şuraya. Şu kameraya doğru gidelim. Mısırlar nasılsa arkada duruyor. Şimdi bu mısırlar kış mısırı bir kere evet, bir. Evet. İçindeki darıları, taneleri alıyorsunuz. Evet. Siz kullanıyorsunuz. Evet. Yani ne yapılıyor bunda mesela? Un yapılıyor. Un yapılıyor. Sonra... Ya da patlatılıp evet, yeniliyor evet. Mısır patlağı. Evet. Onu yiyorsunuz. Ama kalan bitkinin geri kalan kısmını da sılaç mı yapıyorsunuz? Evet. Hayvanlara iyice bu mısırın ufalmış haline sılaç ot gibi yediriyoruz yani. Ha. Şimdi. Yani sonuçta saman gibi öğütülüyor. Evet. Bir aletten geçiriliyor. Gerekiyorsa içine darı da katılıyor. Ve hayvanlar bundan besleniyor. Doğru mu evet, oğlum? Evet. Aferin Hasan ya. Hasan bizi bilgilendiriyor evet, vallahi. Evet. Güzel. Yürüyelim bakalım Hasan abi. Yavaş yavaş sesleri duyuyorum. İnsanlar çalışıyor herhalde. Buradan başladık zaten. Tamam. Burası sizin tarla ha Hasan. Güzel. Vay 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 vay. Selamun aleyküm. Aleyküm selam efendim. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vay. Burada merhaba herkes hocam. Fenerbahçeli ya. Burada herkes Fenerbahçeli. Yok aslında çalışırken yiyoruz da. Gerçekten Fenerbahçeliyiz. Öyle mi? Evet, hadi evet. Bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Bir dakika dur. Hasan'a şimdilik emanet edeyim onu. Ne yapıyorsunuz? Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hurma kırıyoruz. Hurma kırıyoruz. Evet. Hurma topluyoruz. Şimdi göreceğiz sevgili seyirciler nasıl kırıyorlar hurmaları. Hadi bakalım. Vallahi hemen bahçeye girer girmez hurmalardan yedik bile sevgili seyirciler. Kısa bir mola sonrası bahçede bir tur atıyoruz. Bakalım kim ne yapıyor? Hasan bize gösterecek. Kolay gelsin. Bereketli olsun. Vay abi yoluyorsun. Yoluyor musun, kırıyor musun? Kırıyoruz. Kırma deniyor değil mi buna? Evet. Yani ben kırıyor deyince demin elinde gördüm Hasan'ı. Evet, evet. Dedim bunlar hani çubuğuyla beraber mi kırıyorlar? Onun için kırma diyorlar. Değil. Değil. Sadece çöpünden saplarından, kırıyoruz. Çöpünden evet, kırıyorsunuz. Evet. Kolay gelsin abi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi zamanı mıdır bunun? Evet. Kaç gün sürer buradaki hasat işi? Bir 15 gün içerisinde başlaması bitmez 15 gün sürer. Tabii ağacın sayısına göre. Tabii. Çok olursa çok sürer. Çok sürer. Abi kaç dönüm yer toparlarsınız 15 günde? 15 günde 5-6 dönümüye toparlarız yani. Bir ağaçta kaç kilo hurma çıkar Abdullah abi? Valla bir ağaçta 50 kilo çıkan ağaç da var. 200 kilo çıkan ağaç da var. Evet. Bu arkamdaki ağaç kaç yaşında? Bu ağaç 15 yaşında falan. Bu tarafa doğru konuş. 15 yaşında falan yani. 15 yaşında bir ağaç. Maşallah görüyorum arkamda. Evet. Doğru güzel. Olan bir ağaç. Evet. Evet. Güzel bir ağaç. Güzel evet. Bakalım ben biraz çalışayım abi. Bu işler öyle beden. Yapamam mı abi sen ne sanıyorsun? Sen kafanı yorma düşene kadar yaparım. Düştükten sonra da Allah kerim. Yalnız biraz bunu biraz gönyesiz koymuşsun şeyi. Dengesiz koymuşsun düşeyim diye mi koydun onu? Bunları topluyor muyuz hepsini? Kızlar kolay gelsin. Nasılsınız? Allah iyilik versin. Şimdi geleceğim sizle de sohbete. Abi kovayı tutunsana ben kovayı atayım. Ben ağır çalışıyorum zannediyorlar ya. Ya ben bu işleri bilirim. Gerçi benim bahçedeki hurma hurmayı vermiyor ama ne yapalım yani. Hah yaşa. Kayısı topla. Siz çalışın biz de çalışacağız. Hasan yövmeyi hak ettin mi oğlum? Ben bineyim bakayım şu kızlar yövmeyi hak etti mi etmedi mi onlara soracağım şimdi. Süleyman abi bakalım kızların durumu nasıl? Kolay gelsin kızım. Hoş geldiniz. Nasılsın iyi misin? İyiyiz. Dön bu tarafa kameraya doğru. Ara sıra mola vereceksin. Var mı okul? Okul açık öğretim lise 1. Hadi bakalım güzel aferin. Sen ne yapıyorsun var mı okul? Okul yok okumuyorum. Aileye yardım ediyorum. Diyorsun. Evet aynen. Allah kolaylık versin. Tepelere nasıl ulaşacağım bak yukarılara Süleyman. Bak görüyor musun? Oralara nasıl ulaşacağız? Valla amcam kırıyor. Oralara amcalar kırıyor. Büyükler. Bu üç ayak dediğiniz ne?
Bu merdiven. Bu iki ayak demir merdiven. Öbürü üç ayak. Evet. Üç ayak. Bir dakika dur abi, çocuklarla biraz konuşayım. Sen bu tarafa geç. Sen geç, sana geleceğim şimdi. Anneye geleceğim. Gel yanıma böyle. Gel yanıma böyle. Şimdi bu mevsimde bunları topluyorsunuz. Evet. Tamam. Şimdi yazın neler var bahçede? Domates, patlıcan, domates, biber. Patlıcan, biber. Evet, nar var. Nar var. Hurma var. Hurmadan önce narı mı topladınız? Evet. Ondan önce de patlıcan, biber. Evet, onlar domates oldu. Topladınız. Fıstık, ha evet. Fıstık da kırdınız. Bunların ömrü bu çocukların kırmakla geçiyor. Evet. Ha, güzel. Annem gel, ablam gel yanımıza, gel gel. Gel böyle yanımıza gel, çocukların yaşını yanına. Nasılsın, iyi misin? Vallahi iyi, Allah'a şükür olsun. Ailece olsun. Çalışıyorsunuz. Evet, çalıştık, kardeşime yardıma geldik. İyi maşallah, ne güzel, dayanışma olacak. Ya. Sizin bahçeye de o geliyordur. Evet, bizim bahçeye de o gelir. Sizin demin onu diyorduk, domates, biber falan burada önemli çünkü kuru var değil mi? Evet, kurusu var, şimdi yaşını da topladık yazını. Yaşını topladınız, şimdi de şu anda kurusunu yapıyorlar. Evet. Siz de yapıyor musunuz kuruyu? Yapık ya. Tabii, çok güzel. Ya vallahi burası var ya şahane, bereketimizden geleni yapık. Bereketli bir yer. Evet, bereketli. Allah yer. Sağlık versin. Gideyim bakalım şuradaki hanımların da bir ifadesini alayım, sonra devam edeceğiz. Kızlar kolay gelsin. Sağ olun. Hadi Allah yardım etsin size de. Sevgili seyirciler, baktım yoğun çalışıyorlar. Bahane ettim hani bu sohbeti. Biraz dinlensinler diye. Abdullah abi kızdın mı? Yok, hayır, memnun oldum. Aileyi memnun şöyle bir araya dizdim, evet. Vallahi billahi. Kaç yıllık evlisiniz? Memnun. Yenge kaç 20 yıllık. Bak, o bilemiyor, düşünüyor. Kaç hayır, yıllıkta acaba? 91'de evlendik. 91'de evlendiniz. Şimdi 11-21 yıl. Evet, 21 yıl. Çocuklar hangileri? Çocuklar Hasan var. Hasan var. Kızım evde, oğlum öğrenci, üniversite okuyor. İyi maşallah. Yozgat'ta. Çok güzel maşallah. Memnunsun değil mi? Çok memnun. Bir şikayetin varsa hazır televizyon kamerası bulunsun. Yok, halamın kızı zaten. Memnun olmasın. Halamın kızını adını aldım. Evet. İyi, Allah mutlu mesut etsin. Teşekkür ederim, sağ ol. Amca şey, kardeşin mi? Eniştem oluyor. Eniştem. Öbür ablam. Ablan oluyor. Ha. Evet. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. İyisiniz. Siz kaç yıllık evlisiniz? Biz mi? 28 yıllık. Siz daha tecrübeli evlisiniz. Evet. Kaç yaşında evlendin? 18 yaşında. Acelen neydi? Bilmem. Ona sormak lazım. Gerçi köy yerinde 18 yaş gayet normal. Benim annem 14 yaşında evlenmiş. 14 yaşında da yanlış değil mi kızım? Evet, yanlış. Hiç acele etmeyin sakın bu işlerde. Evet. Her şeyin hayırlısı saati geldiği zaman olur. Aynen. O yüzden baktınız ki telaş var, hemen dur bir dakika deyin yani. Evet. Saati geldiği zaman her şey saatinde daha güzel. Evet. Senin durumun nasıl Hasan? İyi. Okul nasıl? Çok iyi. Çok iyi. Evet. Kaçıncı sınıftasın? 8. sınıf. Ne yapıyorsunuz okulda mesela, derslerin dışında? Spor mu yapıyorsunuz? Mesela örneğin bugün bizim bir halı saha maçımız var. Öğretmenlerimize bir organizasyon düzenliyoruz. Maça gidiyoruz ara sıra. Şiir dinletisi yapıyoruz mesela. Öyle mi? Evet. Vay. Evet. Böyle Hasan iyi mi şiir okur? Evet. Şiir yazıyorum. Şiir okuyorum. Şiir yazarım. Evet. Vay. Hasan'da ne varmış ya? Hoca. Serhat gel bak gel. Öğrenci Cevher çıktı. Gel sen de bulun. Şiir okuyacak bize birazdan. Siz kaç yıllık evlisiniz? 6 yıllık efendim. 6 yıllık? Evet. Taze evli bunlar. Evet. İyi, Allah mutlu mesut etsin. Allah razı olsun, sağ ol. Sen de çalışıyorsun. Çalışıyoruz. Elimizden... Çiftçilik yapıyorsunuz. Evet. Yenge de sana yardım ediyor. Evet. Gaziantep, Oğuz elindeyiz. Renklerin, seslerin, güzelliklerin peşindeyiz.
Peki o zaman bir şiirle devam edelim. Hasan güzel şiir okuyormuş, evet. Serhat Hocam. Aynı şekilde bir de şiir de yazıyor. Öyleymiş, öyleymiş. Evet, kendine ait bir onun üzerinde veyahut da daha fazla şiiri var. Güzel. O zaman içinden ne geliyorsa en sevdiğin şiiri oku. Hadi bak. Bir alkış önce Hasan'a. Hasan'a bir alkış. Buyur Hasan. Biz geçen sene hocamız bize böyle bir şair vermişti. Ben Atilla Han olmuştum. Atilla Han. Atilla İlhan. Atilla evet. İlhan ha. Evet. Atilla onun... İlhan şair oldun yani. Evet. Ha, onda en iyi ezberim şimdi ben sana mecburum da ona taşı bir şiir dinletsin. Tamam bak şu şeye bakacaksın. Şeye. Evet, şiir kameranın göbeğine şiiri okuyacaksın. Hadi buyur tamam, bakalım. Okuyayım. Ben sana mecburum bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun. Sevmek kimi zaman rezilce korkudur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak ustur da az yaşamaktan. Kimi zaman ellerini kırar tutkusu. Birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman arkasından yalnızlığın hınzır uğultusu. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem. Haftalar ellerim dufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem, ben sana mecburum, sen yoksun. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, bu kurtlar sofrasında belki zor. Ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum, bilemezsin. Vay! Hasan öyle bir hayır, öyle bir hayır dedi ki, ne oluyor dedim ya, acayip inandım. Şahanesin. Hasan belli ki yetenekli bir çocuk. İleride ne olacaksın inşallah? Sağlık meslek lisesini kazanıp doktor veya öğretmen olmak istiyorum. Önce meslek lisesini okuyacak. Sağlık evet. Meslek lisesini, sonra tıp fakültesi okuyacak. Doktor olacak. Sonra ihtisasını yapacak. Belki akademisyen olacak, hoca olacak, profesör olacak. Hasan olur mu? Olur vallahi. Bence olur. Şimdi Hasan sen kabiliyetsin. Bakalım ailen kabiliyetli mi değil mi şimdi belli olacak. Ya. Kabiliyetli. Şimdi burası ne abi? Bahçe mi? Evet. Bahçe. Bak şimdi kızım adın neydi? Seda. Seda diyor ki hızlı söyleyeceksin benim söylediğimi aynen tekrar edeceksin. Tamam mı Seda'cığım? Tamam. O bahçe başka bahçe, bu bahçe başka bahçe, şu bahçe başka bahçe. O bahçe bu başka bu bahçe. Ay. Seda sakin ol şimdi. O bahçe başka bahçe. O bahçe başka bahçe. Bu bahçe başka bahçe. Bu bahçe başka bahçe. Şu bahçe başka bahçe. Şu bahçe başka bahçe. Ha, şimdi senin adın ne? Güllü. Güllü söyle kızım. O bahçe başka bahçe, bu bahçe başka bahçe, şu bahçe başka bahçe. O bahçe başka bahçe. O bahçe başka. O bahçe başka bahçe, bu başka bahçe başka bahçe, şu bahçe başka bahçe. Süper, biraz zor oldu ama oldu. Alkış. Söyle bakalım abi. O bahçe başka bahçe, bu bahçe başka bahçe, bu bahçe şu bahçe. Ya alkış. Abla buyur, isim neydi ablam? Şenel. Şener abla buyur bakalım. O bahçe başka bahçe. O bahçe başka bahçe. Bu bahçe başka bahçe. O bahçe başka bahçe. Sen söyleyecek misin gelin? Hayır. Söylemeyeceksin. Sen söyleyeceksin de söyle. O bahçe başka bahçe. Bu bahçe başka bahçe. Şu bahçe başka bahçe. Süper. En iyi sen söyledin. Vallahi billahi. Süper. Şimdi buradan devam ediyoruz. Hocaya kıymıyorum. Gel bakalım yanıma gel. Sen tecrübelisin. Söyle bakalım o bahçe başka bahçe. O başka bahçe bahçe. Bu bahçe başka bahçe. Bu bahçe başka bahçe. Şu bahçe başka bahçe. Şu bahçe başka bahçe. Şimdi sen söyle. O bahçe başka bahçe. Bu bahçe başka bahçe. Şu bahçe başka bahçe. Tamam bak şimdi söylüyorsun. O bahçe başka bahçe. O bahçe başka bahçe. Bu bahçe başka bahçe. Şu bahçe başka bahçe. Sen var ya süper şiir okuyorsun. Tekerlemelerde süper söylersin. Biraz çalışacaksın. Baba. Dur bir dakika abi. Anneyle babanın hakkını kızlara kullanıyorum. Yeğenlere. Tamam mı? Son kez.
Önce sen söylüyorsun Seda değil tamam, mi? Tamam evet. Seninki neydi? Güllü. Seda ile Güllü söylüyor, peş peşe söylüyor, bitiriyoruz. Ben bir daha araya girmiyorum. Bir dakika dinliyorsun Seda. Hı-hı. Güllü sen de dikkat et. O bahçe başka bahçe, bu bahçe başka bahçe, şu bahçe başka bahçe. Hadi. O bahçe başka bahçe, bu başka bahçe bahçe, şu bahçe başka bahçe. Süper. Şimdi. O bahçe başka bahçe, bu bahçe başka bahçe, şu bahçe başka bahçe. Kızlara kocaman bir alkış. Efendim inşallah Allah hep mutlu etsin. Ailece güzel güzel yaşayın. Güzel vakitler geçirin. Bahçenizdeki ürünleri toplayın. Ondan sonra Serhat hocam da arasına ziyarete gelsin. Ondan sonra böyle hep beraber hocamızla beraber köyde mutlu mesut yaşayın. Ve inşallah umduğunuzdan çoğunu bulun hayattan. İnşallah. Sevgili seyirciler, Oğuz elinde gece geziyoruz, gündüz geziyoruz, ha babam yiyoruz. Yine Ahmet Bozdoğan abinin evine geldik. Neresi bu köy, neresi hangi İkiz Kuyu köyü. İkiz Kuyu köyüne geldik, yemekleri yedik. Yemekler üstelik hanımlar hazırladı ama maalesef görüyorsunuz şekilde görüldüğü gibi programın göbeğini erkekler kaptı, hanımlar oradan bakıyorlar. Ama biz türküleri hanımlar ve sizin için söyleyeceğiz. Erkekleri çalıştıracağım. Abi teşekkür ediyoruz. Hanımefendilere de özellikle yengeyi de güzel yemekler için teşekkür ediyoruz. Şimdi her zaman yaptığımızı yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Midemizi doyurduk ya, ruhumuzu da doyuracağız. Abi isim neydi? Necati Kaya. Şimdi bu bölgede var ya, kime sorsam herkes İbrahim Tatlıses. Yani daha doğrusu öyleyim demiyor. Bir söylemeye başlıyor. Allah Allah. Şimdi eminim öyle bir ses çıkacak abiden. Abi de ufak ufak çalıyor. Haydi bismillah, buyur bakalım. Aşağıdan gelir de yarıma benzer, saçlar durnanın da teline benzer. Aşağıdan gelir de yarıma benzer, saçlar durnanın da teline benzer. Benden başkasına da sakın görünme, çok güzelsin de sana dokanır nazar uyuyuyu. Yar aramızı da bozan var, sizin elde mi yar, bizim elde mi, sizin köyde mi uyuyuyu. Ah yar aramıza da giren var, soysuz sizin elde mi yar, bizim elde mi, sizin köyde mi uyuyuyu. Uzan kavak uzan da dalın olmasın, yarım güzel olsun da neydim malım olmasın. Uzan kavak uzan da dalın olmasın, yarım güzel olsun da neydim neydim malım olmasın. Yar seni benden de beni senden ayıran, dilerim Allah'tan da yüzü gülmesin uyuyuyu.
Yar seni benden de beni senden ayıran. Dilerim Allah'tan da mesut olmasın uyuy. Yar aramızda bozan var sizin elde mi yar? Bizim elde mi? Sizin köyde mi uyuy? Ah yar aramıza da giren var soysuz sizin elde mi yar? Bizim elde mi? Sizin köyde mi uyuy? Vay! Necat abi süpersin ya. Sağ ol. Meslek ne Necat abi? Çiftçi. Çiftçisin vallahi işte bu yani. Çiftçini sürer, türküsünü söyler, işine bakar. Gafuruzu nerede gezer, tozar yine gelir türkü dinler. Fıstıklı yoldum dalından, yüzü aldım bağından. Ne doydum ne usandım, senin gibi gelinden. Ne doydum ne usandım, senin gibi gelinden. Sevgili seyirciler, gezip tozuyoruz. Köylerdeyiz, vatandaş çalışıyor. Selamün aleyküm deyip yanlarına doğru gidiyoruz. Bakalım ne yapıyorlar. Kesip biçme var. Ben de yardım edeceğim onlara inşallah. Selamün aleyküm. Nasılsın, iyi misin? Allah razı olsun. Kolay gelsin. Sağ olasın. Gel bakalım Süleyman abi, burada sohbet var. Fıstıklı yoldum dalından, yüzüm aldım bağından. Ne doydum ne usandım, senin gibi gelinden. Ne doydum ne usandım, senin gibi gelinden. Şu merdivenin durumu nasıl? Fena değil, biraz yeri koymuş abi ama olsun. Ben bir düzelteyim önce. Şu sakata getirmeyelim. Vay vay. Oğlum tırmanıyoruz, hiç bizi görmeyin. Düşeriz, kaçırırsın haberi. Haberi kaçırma Süleyman. Vay Allah'ına kurban. Kendime yer buluyorum. Süleyman sen de kendine yer bulabildin mi? İyi mi yerin? Bak bakalım dayım bana. Selamun aleyküm, nasılsın? Aleyküm selam. Senin şu şapkanda reklam var, o yüzden şapkayı şimdilik çıkarıyorum. Reklamlara girer. Yeni bulur. Abi bu burada dursun. Olmadı işte. İsim ne isim? İsim Zihni Baya. Zihni abi nasılsın? Soran sağ olsun, dostlar sağ olsun. Allah kolaylık versin. Sağ olsun, Allah razı olsun. Efendim sevgili seyirciler, bu bir fıstık ağacı. Ağaçta da fıstık olarak Zihni abiyle ben varız. Bir de abi var, oradaki abinin adı ne? Sait. Sait abi, Zihni abi ve Gafur Uzuner ağaçta fıstık olarak görev yapıyor şu anda. Mevsim itibariyle fıstık ağacında fıstık kalmadı. Budama mevsimi. Ha, budama mevsimi. Ne zaman bitti bunun meyvesi? Meyvesi 8. ayın sonu. Sana geleceğim, dur sana şimdi geleceğim. Boşuna laflarını harcama. 8. ayın sonunda bitti. Biz geç kaldık. Ama olsun, Antep'e gelip de fıstık yemeden gidecek zannetmesin kimse. İlla ki bir şekilde fıstığı yiyeceğiz. Gelirsen. Peki abi şimdi budadık. Ondan sonra tek ne, bu çiçek mi açar mesela? Fıstık ağacıyla ilgili hiçbir bilgim yok ben sırayla. Şimdi bu şey açar, burcu olur. Burada göz açar yani çiçek. Göz açar. Yaprağı açtıktan sonra çiçek açar. Önce yaprak açıyor. Çiçek, sonra çiçek açıyor. Çiçek açıyor. Ondan sonra meyvesini veriyor. O gözlerden meyve veriyor. Meyveleri böyle salkım gibi mi? Salkım gibi olur. Güzel. İlaç atmazsan da bunun şey olur yani. Çürür yani. Çürür. Bu mevsimde şey yapıyor musunuz? Mesela altını sürmüşsünüz galiba. Yok, daha sürülmüyor yaprağı. Sürülecek. Budan yapılır, ondan sonra sürüm yapılır. Sürülür ha. Budan yapılır, ondan sonra sürüm yapılır. Budamadan sonra. Tamam, ben biraz gezineyim Zihni abi, sen devam et. Sen devam et. Süleyman. Gel koçum gel. Gel şöyle bak, tırmanıyoruz buralarda. Seyit abi. Sakın dikkatli bas. Ben geleceğim şimdi oralara. Ondan sonra oraya gelemem. Ya bak gelemem diye çıkacağım şuraya şimdi. Çık ondan bari. Oraya gelemem, ben oraya geleyim. Yok yok. Gaza getiriyor beni. Tut mikrofonu, düşürme bak. Mikrofonu tut, düşürme. Tutamaz ki. Nerede? Tutarım. Süleyman. Tutarım. Oğlum iyi misin? İyiyim. Basacak bir yer bulursam çıkacağım. Ha. Ya.
Ver bakalım, ver. Allah'ım ya Rabbi, bir şey bak ya. Ana gelinin kavgasını yaptı. Abi buraya kuş mu şey yapmış? Şimdi efendim ağacın sakızıymış, elime yapıştı. Mikrofonu da yapışmasın diye şöyle kibarca tutuyorum mikrofonu. Abi aman kurban olayım ha, sen alışık değilsin, ben alışım buralara çıkarım. Çam sakızı gibi bir sakız bu, yapış yapış bir şey. İsim neydi abi? İsmim Sait. Sait abi, bu yapış yapış olan sakız herhangi bir işe yarar mı? Yarar ya canım. Neye yarar? Mesela bir delinmedik bir yarayı açabilir, içinde intihapları çekebilir. Bakın ne enteresan, ağacın tepesinde bir şey öğrendik. Buradaki bu ağacın sakızı, diyelim ki bir çıban başı henüz açılmamış, onu açabiliyor öyle mi? He, intihapları çeker. Vatandaş kendi kendine zamanında ilim bilim bu kadar ilerlememişken böyle şeyleri sınama yanılma yoluyla öğrenmiş. Başka neye yarar Sait abi? Efendim daha başka şeye de yarar da, o da biraz ağır olur. Tüv de çekebilir. Bu diyor şey yapabilir, ağda görevi yapabilir. Özetle öyle söyleyelim. Yani mesela erkekler bıyıklarını almak isterlerse bu çamla yüzündeki tüyleri alabilirler. Bu ağda görevi yapabilir diyor. Bu fıstık ağacının neyi diyelim? Sakızı. Güzel. Peki abi, bu fıstık ağacı şu anda üstünde bulunduğumuz ağaç kaç yaşındadır? Allah'tan madde kimse bilmez onu, nerede? Sen doğduğunda var mıydı bu? Hayır efendim, yoktu. Ya ama yani yoksa demek ki sen kaç yaşındasın? Ben 65'te. İşte 50 yaşında var mı bu mesela? Fazla. 50'den fazla mı abi? Bu 100'den var abi. O zaman sen doğduktan sonra değil, sen doğmadan önce dikilmiş, 100 yaşından fazla diyor aşağıdaki abi, ondan da inince konuşacağız. Güzel. Mesela böyle 100 yaşındaki bir ağaç kaç kilo fıstık verir? Efendim nereden baksan bu 100 kilo kuru fıstık verebilir. 100 kilo kuru fıstık verir. Bu ağaç başka neye yarar? Allah'tan madem şey niye yarar bu? Ağaca odun olur başka niye yarar? Burada fazla gevezelik edersem aşağıya düşmeme yarar. O yüzden ben düşmeden haddimi aşmayayım. Abiler alışık bu işe. Fazla sağma soluma da çam sakızları, neyse çam sakızı demeyelim, fıstık ağacı sakızı yapıştı. O yüzden ben kazasız belasız inmeye gayret edeceğim şimdi. Fıstık sakızı. Mikrofonu da satacağım birisine. Yok satma. Sana satmayacağım mikrofonu. Abi. Ben geleyim abi. Abi gel, mikrofonumu bir alsana zahmet şuradan. Al 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 al. Ey maşallah. Sen şimdi git bir kameranın karşısına git. Evet. Anlatmaya başla fıstığı. Orada dur, tamam orada dur, fıstığı anlat. Fıstıkla ilgili kameraya anlat, bana değil. Tamam abi. Fıstıkla ilgili ne biliyorsan kameraya anlat. Fıstık her şeye yarar efendim. Fıstık olmazsa millet hiç olmaz. Tamam mı? Tamam, sonra? Fıstık satarsın para, ondan sonra elin para görür, çoluğunu çocuğuna verirsin, ev yaptırırsın. Güzel. Her türlü. Fıstık olmazsa insan hiç yaşamaz. Ha. Mikrofonu yakın tut, mikrofonu yakın tut. Tamam. Başka? Başka canın neredeyse onu söyle, sen hemen emrin olur. Estağfurullah, sen anlat. Ben şimdi bu iş, ben daldan anca iniyorum. Evet, sen daldan in, fıstık hasılat verdikçe insanoğlu yaşar. Güzel, sonra? Sonrası işte bu. Fıstığı satarık, paramız olur, giderek ev yaptırırık, oğla ne veririk. Güzel, İşte ona karşı paramızı biriktiririk. Eşim olmazsa iş bulurum. Ya işte iş yeri kuran. Ya ağzına... Onu yapamam abi ya vallahi. Belli mi olur, belli mi olur? Abi, var mı sesin, var mı? Yok vallahi İsim yapamam. İsim neydi abi? Ali Kahveci. Gökyüzünde yeşil yaprak, yer altında kefen yırtmak. Bastığımız kara toprak, o da boydan aşar bir gün. Karaca oğlan der ki sözün haktır, dostundan düşmanın çoktur. Bizim için ayrılık yoktur, ya sen ölmeyince ya da ben. Karaca oğlan der ki ezelden ezel, duruldu suyum kazıldı mezer. Eldele yar verdim elden ele gezer, o da bana karazdın felek. Ne güzel yapıldı cennet yapısı, çok aradım göremedim kapısı. Benim korktuğum Sırat Körpüsü, o da cehennem üstüne kurulur bir gün. Karşıdaki karlı dağlar karlı dağ olsa, çevre yanında mor sümbülü bağ olsa, aga olsan, paşa olsan, bey olsan, yakasız kömleğe de sarılırsın bir gün. Buyurun. Vay,
alkış, alkış, Vay Allah razı olsun. Neymiş be? Hele ki de mikrofonu uzatmışım, görüyorsunuz. İçinden geldi, bizim için bir şey söyledi Sait abi. Allah işini gücünü rast getirsin. Efendim gezip tozma devam ediyoruz. Güzelliklerin peşindeyiz. Sağ olun, var olun. Kara gözlüm şimdi nerelerdesin? Yerini kimseler dolduramaz ki, dolduramaz ki. Dünyanın güzelleri hep benim olsa, Antep'in güzelleri hep benim olsa. Çirkin, çirkin, yerini kimseler dolduramaz ki. Ah bu gönlümü kimse kaldıramaz ki, oyuyuyum. Dünyanın güzelleri hep benim olsa, barakın güzelleri hep benim olsa. Çirkin, çirkin, yerini kimseler dolduramaz ki. Ah bu gönlümü kimse kaldıramaz ki, oyuyuyum. Üzüldü gün belli senin halinden, ağladıkça yaş geliyor gözünden. Ayrılmak yoktur da zülfündeki telinden, telinden. Çirkin, çirkin, yerini kimseler dolduramaz ki. Ah bu gönlümü kimse kandıramaz ki, oyuyuyum. Ayrılmak yoktur da zülfündeki telinden, telinden, telinden. Çirkin, çirkin, yerini kimseler dolduramaz ki. Ah bu gönlümü kimse kandıramaz ki, aman aman aman. Vay be! Kim söylüyor abi, bu kimin türküsü? Şimdilik ben söyleyeyim ya. Vallahi süper yani. Sağ olasın. Sen mi yaptın türküyü? Ya, hem çiftçilik yapayım hem de türkü söyleyeyim işte dediğin gibi. Süper yani. Daha da biraz heyecana katın. Ha, kalbim var, yoksa daha iyi yok, söylerim. Heyecana katın ya. Yok güzel güzel valla. Ahmet abi, sizin buraların havaları hep böyle yanık mı olur abi ya? Burada genelde böyle yanıktır. Yani vallahi billahi. Böyle yanıklık olunca uzaklarda insanın aklına geliyor. Var mı uzakta kimseniz? İstanbul'da kardeşim var. Çorlu'da kardeşlerim var. Kamera orada abi. Bir selam melam yolla bari. Hazır İstanbul'da Veysel Bozdoğan, Mehmet Ali Bozdoğan, Mustafa Bozdoğan ve İbrahim Bozdoğan, Yavuz Bozdoğan kardeşlerim ve yeğenlerim. Hepsine selamlar.
Şurada abiler var, onlarla bir konuşayım bakalım bu su neyin nesi. Sevgili seyirciler, yolun kenarından geçiyorum, su sesi duydum, su. Girdim ne var diye baktım, burada şahane su akıyor, pırıl pırıl bir su. Üstelik de bir süre önce burada sel olmuş. Sel normalde doğal olarak etrafı kirletiyor, işte toprak getiriyor falan. Buna rağmen su berrak akıyor. Suyun ne olduğunu abiye soracağız. İsim ne abi? Özel Çaybaşı Mahalle Muhtarı Şaban Tekin. Oo, hem de muhtarı bulmuşuz. Muhtar abi, bu suyu ne yapıyor? Dereye mi akıyor? Efendim, bahçeleri mi suluyorsunuz? Nedir bu su? Abi de bu su genelde içme suyu olarak kullanılıyor. Nerede, kim kullanıyor? Oğuzeli Barak Köyleri, Barak Birliği. Oğuzeli Barak Köyleri, Barak Birliği buradan suyu köylere taşıyor. Öyle mi, doğru mu söylüyorum? Evet, Oğuzeli kazası. Oğuzeli ilçesinin köyleri de bu suyu içiyor. Evet, Yeşildere, Çaybaşı Mahallesi, hepsi bu suyu kullanıyor. Buradan giden suyu mu içiyor yoksa başka bir yerden mi gidiyor? Dönme sen, arkaya dönme hiç, hiç dönme, burada anlat. Arka tarafımızda şey var, pompalar var. Ha, şimdi yanı başımızda bir tesis var. Tesisten su köylere basılıyor. Evet. Artanı da, doğru mu anlıyorum? Bu artan su da şeye gidiyor, yani altta sulama olarak kullanılıyor. Şimdi bazı yerlerde böyle berrak, güzel, temiz sulama suyu bulaman, doğru mu abi? Doğrudur abi. Çoğu yerde mesela fabrika artıkları şu bu suyu kirletiyor ama burada özellikle şu bulunduğumuz noktanın aşağısında olan vatandaş şanslı, doğru mu? Evet, çok doğrudur. Hem şimdi çamurdan giremiyoruz, aşağıda bir piknik alanı da var. Yaz olduğu zaman burada piknik mi oluyor abi? Evet. Güzel, şahane. Yaz değil o zaman biz piknik yapamayacağız ama en azından şöyle berrak sudan birazdan biz de içeceğiz. Sonra yola düşeceğiz, gezeceğiz, tozacağız. Yazın kalabalık olur mu? Yazın çok kalabalık olur. Kimler geliyor, nerelerden geliyor? Antep'ten gelir bütün kesimler hepsi. Evet. Burada iğne atsan yere düşmez. Her taraf çok kalabalık olur. Çok güzel. Ha, içerisi devlete ait olduğu için içeriye kimse giremez ama yan taraflar bahçe, piknik alanı olduğu için. Tamam, şeyi anladım, beni söylemek istediğini. Yani suyla ilgili olan alana kimseyi almıyoruz. Evet. Sonuçta sağlıkla ilgili bir şey. Evet. Ama piknik alanına vatandaş gelir, yazın oranın, evet, tadını çıkarır diyor. Doğru. Efendim, biz de o zaman Oğuzeli'nin çevresindeki güzelliklerin tadını çıkarmak için Muhtar abiye teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Allah işlerini güçlerini rast getirsin. Gitmeden bir sularını içip öyle gideceğiz. Tamam. Efendim, muhtara suyunuzu içer gideriz dedik ya, su içmeden de gitmeyiz yani. Nereden içeceğiz suyu? Şimdi buradan aşağısı nereye gidiyor? Bahçelere gidiyor, bahçeleri sulayacaklar. Bu su nereden geliyor? Oğuzeli'ne giden su Pınar'ın gözünden geliyor. Yani dolayısıyla benim şurada buradan aşağısını kirletme hakkım var. Çünkü vatandaşın içeceği su bu tarafta değil. Nerede? Öbür tarafta pompalarla Oğuzeli'ne gidiyor. Ama şu Pınar'ın gözünden geliyor bu su. Ben de ta elimi buraya sokuyorum. Oğuzeli'nin suyundan içiyorum. Hani derler ya, su gibi aziz olasın. Hakikaten de öyle bir şey. Ya da ölmüşlerinin canına değsin. Olay budur. Yaz olsa bir de çimerdim şurada. Değil mi? Tabudun üstüne.
üstünde dirildim öldüm. Tabutun üstünde dirildim öldüm. Seni vuran eller kırılsın oğul, kırılsın oğul. Tabutun üstünde dirildim öldüm. Seni vuran eller kırılsın oğul, kırılsın oğul. Giden oğul hiç gelir mi yerine? Giden oğul hiç gelir mi yerine? Evladım yaram düştü derine. Gül gibi muslandım toprağım serine. Seni vuran eller kırılsın oğul, kırılsın oğul. Gül gibi muslandım toprağım serine. Seni vuran eller kırılsın oğul, kırılsın oğul. Sevgili seyirciler, bir programın daha sonuna geldik ama bugünlük geldik. İnşallah kısmet olursa haftaya aynı gün aynı saat Kanal A'da yine beraber olacaksınız. Şimdilik hoşça kalın derken her zaman söylediğimi bir kez daha söylüyorum. Lütfen işinizi gücünüzü ihmal etmeyin ama bu güzel ülkeyi, cennet ülkeyi siz de gezip tozmaya gayret edin. Hoşça kalın.